Merhabalar kıymetli dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eskişehir'in meşhur çiğ böreği, diğer ismiyle Tatar böreği yapacağız. Öncelikle yoğurma kabıma 1 su bardağı su, 1 tane maden suyu, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha öncesinde ben hep suyla hamurumu yoğurup yaptım ama bu sefer maden suyuyla denemek istiyorum. 5 su bardağı un elemiştim ama kontrollü olarak ilave edeceğim. Rahat açabileceğimiz sert bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz hazır. Şimdi sıra bezelerini ayırmaya geldi. Şöyle 25-30 gram ağırlığında minik bezeler ayırıyoruz. Hamurumuz için tam 6 su bardağı un kullanmış olduk. Bezelerimiz hazır. 21 tane bezemiz çıktı. Hemen bezelerimizin üzerine örtelim. Şöyle bir 10-15 dakika kadar dinlendirelim. Hamurumuz dinlenirken kıymamızın içini hazırlayalım. Ben 300 gram kadar kıyma kullanıyorum. Şöyle rendinin ince tarafıyla rendelediğim bir orta boy soğanı kıymamın üzerine ilave ediyorum. Çok az tuz. Şöyle bir çay kaşığı karabiber. Bir güzel bunları karıştırıyorum. Çiğ böreğimizin güzel olması için, kıymamızın hamurun içerisinde güzel dağılması için, kapaklanmaması için suyla iyice açacağım. Hamurlarımız dinlendi. Şimdi çiğ börek hamurlarımızı açma işlemine geçelim. Hamurlarımızı açtık. Şimdi çiğ börek içimizin harcını koyuyoruz. Her yufkaya şöyle bir kaşık hemen. Kıyma koyuyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Ve hemen şöyle kesiyoruz. Şimdi çiğ böreklerimizi kızartacağız. Çiğ böreklerimizi derin bir kapta kızgın yağda pişireceğiz. Ne kadar kızgın yağ olursa çiğ böreklerimiz o kadar güzel olur. Ben yağımı kızdırmıştım. Hemen ilk çiğ böreğimi atıyorum. Thank you.
Hamurumuz ince olduğu için hemen birkaç saniyede pişecektir. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve zil butonuna basmayı unutmayalım. Çiğ böreklerimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.